soğuk bir yandan, polis bir yandan, bekçi bir yandan, zabıta bir yandan çok zorluklarla satıyoruz. Ta aşağıdaydım, buraya geldim mesela. Metrodaydım, hiç iş yok. Oturuyorum, eve boş gidiyorum. Ta oradan kaçtım, buraya geldim. Çünkü beni yakalarlar, geçen yakaladılar. Metrodan çıktım, saat 5'ti. Oturdum, affedersin, benim midem rahatsız. Reflü var, kaçtı da mideme bir ağrı saplandı, böyle duvarın üstünde oturayım. Ama çantaları açmadım, çantamın içinde. Geldiler, beni yakaladılar. Tam 50 tane polis ekip çağırdılar. Ne bileyim işte Yunuslar geldi. Ondan sonra bir beni arabaya attı götürdüler. Araba da nasıl, bir de hapishane arabası gibi. Kendileri önde duruyor. Ben arkada karanlık, basık, camı kapalı, böyle ufak ufak ter içinde kaldım. Zaten rahatsızım ben yaşımdan dolayı. Ondan sonra ayakları yine gösterin diyor. Gösterme diyor, ben azarlıyorum. Neyse gittiler, ben orada bir saat beklettim. Eşyalarım elinden aldılar. 2,5-3 milyarlık eşyamı elinden aldılar. Böyle çoraplar vardı, böyle örgüler vardı. Ben bunlara hep para veriyorum. Ben de buna vergi veriyorum. El koydular, vermediler. Beni bir ağlattılar. Beni gitmeyin diyeyim, ne olur diyorum. Beni diyeyim götürmeyin, sürüklediler beni o karanfilde. Bir bayan polis. Ya tamam diyeyim, ceza neyse beni karakola götürmeyin lütfen diyorum. Hayır diyor. Görevimizi yapacağız. Ne kadar görev meraklılarıymış ya. Görevi benim üstünde mi buldunuz? Yani sürüklediler beni. Ondan sonra ekip çağırdılar. Daha var mı dedim, kara kuvvetlerini de çağırın bari dedim. Ve 50 kişi birikti. Neymiş bu yatması? Yasakmış ve oradaki esnaflar şikayetçiymiş. Esnaf zaten kazanıyor. Sen esnafı kontrol ediyor musun? Sen esnafın nasıl gıda kullandığını biliyor musun? O sattıkları gıdalara ne hileler katılıyor, onları niye takip etmiyorsun? Ben açıkta gıda satmıyorum. Herhangi bir enfeksiyon yok. Ben değil sadece. Kağıtçıları kullanıyorlar, hurdacıları kullanıyorlar, simitçileri kullanıyorlar. Yani amacınız nedir? Yasak. Niye yasak? Biz ne yiyeceğiz? Bana ne? Benim görevim. Senin görevinse ben de göreyim. Ben etmeyenden etme. Dedim sayın emniyet müdürüne git söyle. O da maaşını bana versin, ben de gelmeyeyim bu işe, meraklı mıyım bu yaşta? Ondan sonra neyse beni bir saat karakolda beklettiler. Eşyalarımı da aldılar, 2,5-3 milyarlık mal vardı. Sadece böyle 50-60 çorap vardı, her tek 10 lira. Bu örgüler var, ben bunların tanesini 15 alayım ipini, örmesi de var, bak kollarım ağrıyor. Ondan sonra beni, ama o karanfilde beni bir ağlatla sinir krizi geçirdim. Resmen sinir krizi. Kendini yerlere vurduğunu saldırmıyorlar. Fazla diye konuşma diye seni bir nazarata atarım diye şeyde karakolda. Ne diyorsa beni nazarata atarım. Tamam ya dedim, gideyim dedim. Yani cevap veremiyorsun, hakkını arayamıyorsun. O kadar otoriterler ki. Yani adamların gözü dönmüş. Yani neyse benim üstümde deliler hırslarını. Ya ben ne yaptım, bir şey mi çaldım? Yolsuzluk mu yaptım, hırsızlık mı yaptım, mafya mıyım? Neyse yani yaşamak kolay. Çok zor şartlar altında yaşıyorum. Daha evvelden böyle bir şey yoktu yani, bundan 3 sene evveli bu Ankara Belediyesi değişti, bu şeyler, yasaklar başladı. Yani mal geçimimi sağlamak için geldim, meraklı mıyım buna ben? Siz evde oturmayı bilmeyeyim mi? Yani geçim derken eşim emekli, 2,5 milyar maaş alıyor. Peki sana sorayım, bak dün bir ben kaz aldım, 100 liralık kaç metreküp verdi? 10 metre vermedi, 10 metre. Ocakta yakıyoruz, banyoda yıkanıyoruz. Dur. Ben eskiden gaz alırdım. 3 ay giderdi 100 milyona. 4 ay giderdi yazın. Ya peki bu kış ne yapacağız biz? Ekonomi güzel. Yoksul yok. Hadi canım sana. Ne biliyorsun yoksul olmadığını? Nereden biliyorsun? Efendim herkesin altında araba var. Arabayı da sen yaptın. Türkiye'de lüksü yoktu. Siz getirdiniz. Emperyalizmin mallarını satmak için, kapitalizmin mallarını satmak için ülkeye soktunuz. Kat soktunuz, milletin elinde kat verdiniz. Siz borçlandırdınız, siz aldırdınız bankalara. Yoksul yok hadi canım sende. Ne biliyorsun olmadığını? Gezdin mi mahalleleri? Nereye gidiyorsun? Ancak esnaflara gidiyorsun. Gir evlere bir bak, bu evlerde neler dönüyor? Ancak esnaf ziyareti. Zaten esnaf kazanıyor. Atlarında bembeyler var. Sokağa çıkıyorlar. Yok diyor, fakir yok diyor, fakir yokmuş. Çatlayacağım. Esnaf ziyareti. Ya esnaf. Ya sokağa çıkamıyorlar, esnaf ziyareti de yapamıyorlar. Aynen. Ha, ondan sonra yoksul yok diye çıkıyor Cumhurbaşkanı, diyor ki.
Yoksulum yok diyor. Ya nasıl yok, sen yoksulun yanında mısın? Buyur beni bugün Allah aşkına şu peynir. Dur göstereyim de yoksul yok desin. Neredeydi o peynirci? Bir peynir abi 100 milyon. 100 milyon düşsün neyse. Bir peynir 100 milyon nasıl yoksul? Aha şu ekmek 4 milyon. Ben günde kaç ekmek alıyorum? 6. Kaç ailesin? Kaç kişi? 3 kişilik. 6 ekmek yiyoruz boş içi. Aha. Gözünüz yoksul yoksul buyur. Şu peyniri ben alamıyorum bak. Aha. Görsün bunu görsün. Yoksul yok. Vallahi peynir alamıyorum ya. Allah Allah. Abi ekmeğe bunu getirdim. Ayıp ayıp. Çok ayıp. Sen üretmedin. Sen istihdam yaratmadın. Devamlı liberal sistemleri kullandın. Amerikan politikalarını kullandın. Kapitalist sistemi kullandın. Ne yaptın? Köprü yaptık, yol yaptık. Bana mı yaptın? Köprü bana gelir getirmez. Sen bak buğdayı Ukrayna'dan Rusya'dan alıyorsun ya. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ya ekonomi çok güzel. Uçuyoruz. Aldığın ekmekte o köprünün parası var, payı var, hissesi var. Tabii, tabii. Vergisini ödüyorsun. Aynen ben vergi ödemiyormuşum. Benim şu ekmeğim elimden alıyor. Ekmeğin vergisini. Şunları ben vergi ödüyormuşum. Köprü, tabii tabii köprüye pay ödüyorum. Köprüden benden köprü şey alıyor. O köprüyü çıkaramıyor ki. Kime yaptın sen o köprüyü? Kime yaptın? Benden köprüden mi? Elektrikten kesiyorsun, sudan kesiyorsun, gazdan kesiyorsun, telefondan kesiyorsun. Kaz, bankamatik koymuşsun, oraya da bir tuzak. Her yerde bir tuzak, nereye gitsek? 4 milyon kaz alayım, oradan keseyim. Torunlar da ödeyecek. Ha, torunlar da ödeyecek. Efendim yol yaptık, tünel yaptık. Efendim uçağı alanı yaptık. Gereksiz gerek. Paraları buraya yatırdınız. Paraları buraya verdiniz. Kime yandaşlarınızı aktardınız. Şimdi bizim bu seyyarın sattığı biz meraklı değiliz. Bunu çıkıp da sabah evinden şey polisle karşılaş her gün. Zabıdayla karşılaş. Ya o kağıtçıları bile topladılar. Kağıtçıları. Aldı mı kaldı da arabaya attılar. Ya ne iyisin bu adam ben sana sorayım. Ben senin gibi 300 milyar maaş almayayım. Senin gibi bedava konutlarda oturmuyorum. Elektriğim bedava değil. Suyum bedava. Peki bir şey daha diyecektim. Esnaflar diyormuş ki işte bunlar bizi engelliyor. Sayın esnaflar size sesleniyorum. Şu üç şeyler var ya hani bilmiyorum isimlerini vereyim mi? Üç tane. Bir, 101 şoklar. Bunlar vergi veriyor mu? Sayın esnaflar. Bunlar elektrik su veriyor mu? Ne elektrik veriyor? Ne su veriyor? Ne gaz veriyor, hepsi bedava. Ne vergi de almıyor. Bir tane git bak bakayım o binlerde vergi lafası var mı? Kimin bunlar? Sayın esnaflar siz onları bir şikayet edin. Ama adam ucuz veriyor ama vergi vermiyor. Niye onları şikayet etmiş esnaflar? Asıl sizi engelleyen onlar. Asıl sizi engelleyen onlar. Efendim esnaf vergi veriyormuş. Ve bunlar kim biliyor musun? Bunlar sermaye partileri. Yandaş partiler. Bunlar sermayeyi getirmiş devletin içine sokmuşlar. Beraber yiyorlar. Siz ne yaptınız halka ya? Yoksul yokmuş. Var kardeşim var. Sen ne bileyim evlerin içine girdin baktın mı? Neler esiyor? Ne dumanlar esiyor? Ben akşam geliyorum. Benim sokaktan bir tane çocuk kaç yaşında biliyor musun? 10 yaşında. Ve araba yıkamaya gidip kız çocuğu. Sen kız çocuğunu 10 yaşında da yok. 10 yaşında da yok elinde fırça. Saat 11. Şuna bak ya. O da kız çocuğu ya. Nerede, ne biliyorsun sen fakir olmadığını? Gittin baktın mı? Araştırdın mı? Yani vesaire ekonomi hiç iyi değil. Ekonomi iyi diyorlar ama bu şartlar altında nasıl olsun ekonomi kardeşim? Yani sana söyleyeyim. Fiyatlar ben şu mendili alıyordum dünden şimdi 15 lira olmuş. Nasıl iyi? Nasıl iyi? Ya ekonomi çok güzel ya süper yalan söylüyorlar. Herkesin parası var. Olan da var. Tamam mı? Olan da çok. O kadar çok ki sana anlatamam. Bak herkes tatilde biz niye gidemedik? Biz de giderdik bir yere. Biz Manak'tan buraya gelemiyoruz. Nasıl oluyor ekonomi güzel? Ya işte ekonomi niye güzel değil biliyor musun? Şimdi söyleyeceğim bana ceza verirler diye korkuyorum. Devletin içinde her türlü oligarşi var. Yiyenler çok.
Sadece bir devleti değil ki. Bir sürü iş adamları, sermaye, mafya, çete birbirine girmişler. Şimdi bunlar ticarete girmişler, ticaret yapıyorlar. Bunlar devleti yönetmiyorlar. Bunlar halkı düşünmüyorlar. Bu kadar vergi, ha bir de vergi. Vergiyle akıllarını bozmuşlar. Ya sen zenginden niye almıyorsun? İş adamlarından niye almıyorsun? O büyük sermayeden niye almıyorsun? Benim şu iki taktik, ha esnaf diyormuş ki esnaf, ya biz vergi, ya sen ondan da alma ya, o da küçük esnaf ya. Ondan da alma. Ya sigaradan, bilmem nereden, şundan buna vergi alınır mı ya? Niye almasın, özelleştirdi. Özelleştirdi, niye almasın? Şahıza verirsen alır. Her şeyi özelleştirdi, liberal sistemleri kullandı. Kapitalist sistemi kullandı. Sermaye, bunları hepsini, 70 seneden beri bunları kullanıyor. Bu değil, öbürleri de aynıydı. 70 Özal'ıydı, bilmem Çiller'iydi, Mesut'uydu, hep yolsuzluk yaptılar. Yalan söylemesin, güneyi dayandım memleket. Soydular, soydular, yediler, hepsi katılıyorduk. Hepsi katrilyonluk. Kaç yerde bunların evleri var? Kaç yerde? Amerika'da mı dersin anam? Hindistan'da bile vardır. Maldivler'de mi dersin? Dünyanın dört bucağında bunların villaları var, paraları var. Konuşmasınlar. Ya fakirin bir arabası varmış çok mu ya? O da krediyle almış zavallı ya. Ne olmuş bir araba çok mu yani? Ana bir arabayı bile çok görüyorlar. Ay yazıklar olsun. Sizin neleriniz var lan? Hükümeti, memleketin sorunlarını bırakmışsınız, ticarete girmişsiniz. Ticaret yapıyorsunuz, resmen ticaret. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey yok. Yok oradan tırlar dolusu uyuşturucular geliyor, tırlar dolusu silahlar geliyor, tırlar dolusu bilmem ne geliyor. Ayıp ya, ayıp. Ya devleti yediniz bu kadar vergiyle bir dona mı düştünüz? Bari satın da millete fakıra fakıraya dağıtın. Böyle olmaz, böyle bir devlet, böyle bir yönetim ben görmedim ya. Dünyanın hiçbir yerinde yok. İşte Sri Lanka. Sri Lanka'yı görsün. Ne oldu Sri Lanka? Ben asarım, ben keserim. Bir de milleti korkutuyorlar. Binlerce polis aldın. Binlerce bekçi aldın. Bunlar ne işe yarayacak? Adam milleti dövecek. Kendileri koruyacak. Ya tarımı aç, sanayiyi aç, hayvancılığı aç. İstihdam yaratmadın. Habire hazırdan yedin. Bizim paramız var, dışarıdan alıp yedik. Ha, bıçak geldi, gemiye dayandı, dışarıdan al bakayım. Dolar çakacak değil mi? Nem kaça? Hangi birini alacaksın? Senin ülkende tarım, işte Amerikan politikalarını kullandılar. Liberal sistemleri kullandılar. Kapitalizmin yanında oldular. Emperyalizmle beraber işbirliği yaptılar. Ne oldu? Bıçak geldi, gemiye dayandı. Ha bunlar onların bütün gelen iktidarlar, onların şeyi, piyonları, onların büyüttüğü çocuklar, konuşmasınlar. Ben sadece bunu demiyorum. Diğerleri de aynı. 70 seneden beri hiçbir sosyal parti iktidara geldi mi? Aman komünistler, bu komünizm geldi ülkeye. Ya niye korkuyorsun? Komünist ne olmuş? Neden korkuyorsun komünistlikten? Ha komünistlik eşitçe, zenginler yiyemeyecek. Malları servetler olmayacak. Ondan korkuyorlar. Komünistlik bir yönetim biçim. Ne korkuyorsun? Aman 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 komünist gelmesin. Aman 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 ne oldu? O da Amerika'nın politikası. Amerika sosyalizm gelirse sömüremez. İşte şu anda bizim Türkiye Amerika'nın elinde, ele geçirmiş. Bütün şirketlerini, bütün şeylerini şu anda bizi Amerika yiyor. Sen tekeli kapattın. Türkiye Elektrik Kurumu'nu özelleştirdin. TEDAŞ'ı özelleştirdin. Daha ne diyeyim? La senin neyin kaldı? Sen neden tekeli özelleştirdin? Telekom'u özelleştirdin. Buna hangi birine biz yetişecek bu kadar vergiye ya? Vergi, vergi, vergi. Ula sen vergiyle geçirirsin, hiç payalanma ya. Bizim Anadolu'da biraz ne payalanayım? Vergiyle iş gönderiyorsun. Bir devlet her şeyden vergi almaz, yoksullardan almaz, küçük esnaftan almaz. Senin sağlığın bitmiş, senin eğitimin bitmiş, hep özel. Eğer ben bir iktidar olayım, bu özellerin hepsini kapatmazsam şuradan evime gitmem.